Ortak, bu stadyum projesinin taslakları neredeydi ya? Hop! Şeyma. Ne olmuş Şeyma'ya? Bir şey olduğu yok. Onu düşünüyordun değil mi? E dalıp gitmişsin, beni bile duymuyorsun. Nedir vaziyetler? Vaziyetler gördüğün gibi. Tatsız. Konuştunuz mu dün gece? Konuştuk. Tabii daha çok o konuştu, ben dinledim. Nasıl yani? Vallahi çatır çatır konuştu ortak. Yani normalde duymak istemeyeceğim şeyler. Hatta nefret edeceğim şeyler ama ben ona hayran kaldım. Hayatımda bu kadar dik duruşlu ve güçlü bir kadın görmemiştim. Ne konuştunuz peki? Yani ne dedi? Daha çok geçmişiyle ilgili tabii. Biraz geç de olsa sonunda her şeyi anlattı. Çok dürüsttü. Hatta o kadar dürüsttü ki ben bile kendime o kadar dürüst olabilir miyim bilmiyorum. Şeyma her şeyin farkında biliyor musun? Ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum, aklımdan ne geçiyor, hepsini biliyor. Beni çok şaşırttı. Şeyma gerçekten güçlü bir kadın ortak. Ne düşünüyorsun o zaman? Ne düşündüğümü bilmiyorum işte. Yani iş güç falan hiçbir şeye kendimi veremiyorum. Sen git abi. Ha? Sen git diyorum. Hatta bana git. Kafa dinlersin. Akşam da ben gelirim. Beraber maç izleriz. Konuşuruz. Yok ortak, bir sürü iş var şimdi, sen yalnız. Mete, hadi. Eyvallah ortak. Anahtarın var değil mi? Var var. Tamam, sen git dinlen. Ben de burayı bitirip gelirim. Tamam, hadi görüşürüz. Malum. Bekle de sözümü bitireyim. Sen susun, biz konuşuyoruz. Benim sözümün olduğu yerde... Mete? Öykü? Gelsene içeri. Ayaz'la tekrar barışmışsınız ha? Sevindim. Biz Ayaz'la zaten küs değildik. Yani sürekli birilerine kızan, birilerini kıran sensin. Tamam, biliyorum. Sana bir özür borcum var. Evet. Evet. Epeydir bekliyorum ben bunu zaten. Haklısın.
Tamam, özür dilerim. Ama bu aralar kafam çok karışık Öykü. Kafam mı karışık? Mete, hepimizin kafası karışık. Bu bir bahane değil. Ama bak, neler yaşadığımı bilmiyorsun yani. Biliyorum. Şimdi sıra Şeyma'da değil mi? Onun kalbini kırmakla meşgulsün. Öykü, bak sen Şeyma'yı benden daha iyi tanıyorsun değil mi? Yani onun geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Evet, biliyorum da bu neyi değiştirir? Beni de tanıyorsun. Yani benim neleri sevdiğimi, neleri sevmediğimi çok iyi biliyorsun. Yok Mete, artık bilmiyorum. Sen çok değiştin ya, çok bencil biri oldun. Efendim? Şeyma senin için kendinden, ailesinden vazgeçti. Sen onun için ne yaptın? Bir dakika, bir dakika, ben söyleyeyim sana ne yaptığını. Hiçbir şey. Koca bir sıfır. Sen sadece onu yargıladın. Küçük düşürdün. Ya benim hiçbir zaman öyle bir niyetim yoktu. Ben sadece saf ve temiz... Senin saf ve temiz anlayışın ne Mete ya? Sen onu bana bir açıklasana önce. Şeyma seni seviyor. Yetmez mi bu? İşte ben de onu düşünüyorum Öykü. Yeter mi? Bu dünyada sevgiden daha değerli bir şey yok. İnsanları geçmişine göre yargılayamazsın. Bırak bunu. Düşünme artık. Şeyma'nın geçmişini sana gelmek için aştığı engeller gibi gör. İnan bana. Böyle yaptığında çok daha mutlu olacaksın. Çok daha mutlu olacaksınız. Ya ben biraz hava alacağım. Ayaz da birazdan gelir zaten. Siz de. Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.